Bir defa siyaset ayrışarak yapılır, benzeşerek yapılmaz. Zaten İyi Parti Cumhur İttifakı'nın karşısında kendini konumlandırdığı için %12 alıyor. Muhalif milliyetçilerden besleniyor. Hı hı. Orada bir damar var ve oradan besleniyor. İyi Parti Cumhur İttifakı'na eklemlendiği anda, bakın tekraren söylüyorum, tabanını kaybeder. Bugünkü açıklamada şöyle bir ifade var. Bakın, bakın diyor ki, kendisi ve arkadaşlarının ülkenin 20 yılını harap eden ucube bir zihniyete karşı ilk günden beri bugünkü açıklaması Sayın Akşener'in bu açıklamayı kullanan, bu metaforu yapan bir siyasi liderin Cumhur İttifakı'na eklemlenmesi bence pek olası görünmüyor. Bir diğer mesele o Sayın, zaman... Sayın Mansur Yavaş'ın son dakika bir tweet'i var. Şimdi ben de ona bakıyorum. Evet. Ne diyor? Bugüne kadar yaptığımız açıklamada Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Hmm. Temennimiz evet. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla evet. yoluna devam etmesini deyip Ekrem Bey'i de etiketlemiş. Zaten beklediğimiz bir açıklamaydı evet. bu da. Doğru yani olan da olacak. Tahil ediyorduk. Siyasi nezaket ediyorduk. Sizin parti, iyi partilere yaptığınız çağrı bizim iyi partililere çağrı yapmamız zaten bir aidiyet. Siyasetin bir de bu vefa duygusunu da bir yaşatalım. Ekrem İmamoğlu da diyor ki Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur diye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek Ekrem İmamoğlu'ndan bu açıklama geldi. Mansur Yavaş'ın açıklamasını da tekrar okuyayım. Onu da arkadaşlarım ekrana getirir. İşte bunu bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda, hocam bir aktarayım da izleyicimiz de bir duysun. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. Ekrem İmamoğlu iki tweet attı, biraz daha farklı. Ve CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Bu saatten sonra farklı bir adım gelir mi acaba İyi Parti'den? Gelmez. Bu iş böyle gösteriyor ki her iki belediye başkanımız büyük olasılıkla bir temas için mücadele etmişlerdir. Sonuç alamayınca açıklamalı. Evet. Ben de aynı bu akşam bir aradaydılar. Her iki belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ama şöyle yine de bir burada çok önemli bence. Dikkat edin. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun vurgusundan Millet İttifakı var. Yine de ama o, öz evlat vurgusu ama da var. Ama devam ediyor yani. Şimdi Sayın Melet daha Mansur net. Şimdi bu eğer bu Sayın Yavaş daha net. Serap Hanım. Sayın Yavaş'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nun iradesi da dışında hareket etmeyeceğini yan yana verebilirler. Sayın Yavaş'ın Yavaş da aynı şeyi söylüyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerini devretmesi lazım diyor. Şimdi daha net söylüyor Yavaş. Evet. Bu İlyas yani Ekrem Bey yine orada bir atıf yaptığı geri dönsünler çağrısı vardı ya İYİ Partililere bir işte milliyetçi yurttaş olarak dedi ya. Şimdi zaten söylediğim gibi aslı varken fotokopisine kimse teveccüh göstermez. Siyaset ayrışarak yapılır. İttifak sistemi dediğiniz şey de Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili ittifak oluşturan unsurların evet. aynı şeyi düşündüğü anlamına gelmez. Andımız konusunda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti aynı şeyi düşünmüyor. O zaman Sayın Kaya'nın da açıklama yapması lazım. AK Partililer de milli görüş çizgisine geri dönsün bekliyoruz. Siz de bunu söylemeniz lazım o zaman. Evlerine geri dönsünler. Arkadaşları olarak olarak şunu söylüyorum Serap Hanım. Razan Hocam arkadaşları ya. Olarak istediğim için yapıyorum peki. bunu. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi ben parlamenter sisteme geçmekse nihai hedef, parlamenter sistemdeki en doğru cumhurbaşkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Niçin? Sayın Kılıçdaroğlu bir defa çok dürüst ve namuslu birisi. Bakın bunu daha önce bir defa daha anlatmıştım. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bir SSGK'dan sonra bir şirkette çalışıyor. Bu şirkette çalışırken şirketten ayrılmak istediğini söylüyor Deniz Bey kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ettiğinde. Parti meclisine gireceğim diyor. Şirket sahibiyle konuşuyor ve ben ayrılıyorum diyor. Orada şirket sahibi CFO'ya neden de yok etik olarak çünkü milletvekili olmayacak. O da CFO'ya diyor ki Kemal Bey ayrılsa bile siz maaşlarını ödemeye devam edin. Hı hı. Kemal Bey'in parayla işi olmadığı için 5 ay sonra bankamatiğini takıyor, çıkarıyor, bir bakıyor
Fazla para var emekli maaşının dışında. Sonra bir bakıyor 5 aylık maaşı çalışmıyor olmasına rağmen yatmış, faiziyle iade ediyor. Bakın faiziyle. 5 aylık faizi de hesaplıyor. O günkü kuru ekleri. Ya bu kadar dürüst ve namuslu bir siyaset. Evet. Bir, iki, liyakatından ve ehliyet ve liyakatından şüpheniz mi var? Sayın bunu Kılıçdaroğlu. İyi Parti de bu hakkı teslim ediyor. Üç. Şimdi bunu bize anlatmıyorsun değil mi? Ehliyet ve liyakatından bir şüpheniz var. Hayır. Bunu bize mi anlatıyorsun? Hayır. İyi Parti ile arkadaşlarımıza anlatıyor. Üç. Ha tamam. Üç. Üç. Tamam. Ya size anlatıyor aslında. Ehliyet ve liyakatından şüpheniz mi var? Evet. Üç. Sayın Kılıçdaroğlu son dönem ürettiği politikalarla Türkiye için bir umut olmuştur. Bunu da hepimiz görüyoruz. Artık peki, gündemi belirleyen bir siyasi aktör haline gelmiştir. Hı hı. Ve onun Cumhuriyet Halk Partisi çok daha demokrat ve özgürlükçü bir hüviyete evrilmiştir. Şimdi mesela karşılıklı neyi, polemik olsun. Ben neyi, gireceğim. Ama, 4 senedir aynı masada, altılı masada 4 senedir muhatabınızı anlatamadınız mı? Peki. Biraz